Değerli arkadaşlar, bahar geldi. Bütün arıcılarımız ısrarla ben polen toplamak istiyorum. Bu sene polen tuzaklı kovanlardan aldım. Bol bol da polen üreteceğim. Ne yapmalıyım? Polen evin her zaman girişleri açık mı olmalı? Hangi saatlerde polen alınmalı? Hangi mevsimde alınmalı diye ısrarla birçok soru geliyor. Bizler ne yapacağız? Öncelikle sizlerden onlara başlayacağız. Bulunduğumuz mevsimi iyi değerlendireceğiz. Her bölgenin bağlı bulunduğu nektar, polen florası başkadır. Sizin de en çok polen geldiği aylarda, en az gelen aylar, nektar gelen aylar, hepsini kendiniz bulunduğunuz arıcılara da sorarak bunlardan fikir üretebilirsiniz. Fakat besin değeri noktasında, endüstri noktasında, satış noktasında kendiniz de tüketecekseniz en değerli polen kendi ürettiğiniz ve bahar aylarında alınan, İlk bahar aylarında alınan polenlerdir. Değerli arkadaşlar, bu yüzden Nisan ve Mayıs, biraz da Haziran aylarında polen alma işlemini gayet iyi bir şekilde yapabiliriz. Peki abi, sonbaharda da yazında polen alınmaz mı? Sonbaharda da polen alınır. Fakat bildiğiniz üzere polen arıların kendine ayırdıkları besindir. Arılar polen yer mi? Yavru arıların besin kaynağı polendir değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arıların ayaklarında çeperler var. Bunu mikroskopla baktığınızda hani mahfuz denir ya, böyle işte onlara benzer çeperler var. Balık oltalarını andırır değerli arkadaşlar. Şöyle size bunu biraz daha yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde çeperler olur. Bu tomurcukları andıran çeperler söz konusu olur. Arı kendisi için, yavruları için, küçük küçük sizler için oyun hamurlarından şöyle boncuklar yaptım, izah etmek amaçlı. Örneğin şunu böyle alalım, kenarına doğru böyle bastıralım. Bunu bir polen tanesiymiş gibi düşünün. Daha sonrasında arılar bunları kendi kovanına getirip değerli arkadaşlar peteklerin içerisine yerleştirirler. Aslında oraya kadar getirirler, istifçi arılar vardır. Onlar da bunları içeriye getirerek havasız kalacak bir şekilde bastırırlar kafalarıyla. Orada bir müddet fermante olur ve fermante olduktan sonra da arılar bunları tüketirler. Arıcı arkadaşlarımızın bu arada hangi peteği çıkardılarsa baksınlar, polen görüyorlarsa polen gördükleri yerin tam karşısında her zaman, bakın tekrar ediyorum, polen gördükleri yüzeyin, İki tane çıtanın, şu şekilde göstermek istiyorum. İki çıtayı aldılar. Bu çıtanın bu yüzeyinde polen görüyorlarsa bilsinler ki tam karşı tarafında illaki kapalı yavru vardır. Bu da onlar için bir tanım videosu olsun. Bizler bu polenleri insaflı toplamalıyız. Arılara hakkını vererek toplamalıyız. Bunun için ne yapacağız? Bakın, bunu bir ayakmış gibi düşünün. Bunu değerli arkadaşlar, arı birazdan göstereceğimiz gözenekten bunu dışarıdan girmek için kovana bu şekilde yapıyor. Fakat giremiyor ve pıt diye yere düşüyor. Şu anda bakın polen düştü. Arı içeri giriyor, bir bakıyor ki ayaklarında polen yok. Allah Allah, ne oldu acaba? Çünkü bizim kendi tüketmemiz için tepsimize düşüyor. Bunu da birazdan göstereceğiz sizlere. Değerli arkadaşlar, nektar veren bitkiler vardır. Polen veren bitkiler vardır. Hem nektar hem de polen veren bitkiler de vardır. Bizler bahar aylarında insaflı bir şekilde her zaman abartmadan kendi polenimizi eşimize, sevdiklerimize, dostlarımıza, aynı zamanda hem kendimiz tüketiyoruz hem de sattığımız polenlerde de insaflı davranıyoruz. Bu ne demek? Kolonimize asla zarar vermeyeceğiz. Fazla ve düzensiz polen toplarsak içerideki yavru sayısını etkileyecektir ve ona zarar verecektir. Bunun için en güzel takvim şu şekilde olmalı. Örneğin Nisan, Mayıs, Haziran aylarında şöyle bir karar almalıyız. Bugün şu kovanımdan polen toplayacağım ve şu saatlerde. Örneğin öğlen 11 ile 2 arasında açık bırakacağım. Daha sonrasında çarşamba günde şunla şunu. Haftada 3 gün bir kovandan, haftada 3 günden fazla ve 3'er saatten fazla çalıştırmayın değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum,
Bir kovanı haftada 3 gün ve 3'er saatten fazla polen için çalıştırmayın. Kendi düzenini de bozmasın. Emin olun bol bol polen toplayacak. Tabii ki sizlerin fikirleri olacaktır. Bu videomuzun altına abi ben açıyorum 2 gün sonra alıyorum bir şey de olmuyor diyenler olacaktır. Ama bizim ahlaki olarak ve vicdani olarak da arılarımızın hiçbir zarar görmemesini istiyorsak kendimizin belirleyeceği bir 3 gün olsun. Örneğin pazar ya da cumartesi, pazar, çarşamba günleri ya da bunu aralıklı aralıklı, buna siz kendiniz karar verin. Ve arılığınıza gittiğinizde bunu değerli arkadaşlar 3'er saat arayla. Örneğin 100 tane arınız var, bunların 20 tanesine 3 güne bölün, 20 tanesini 3 güne bölün ve 3'er saat. Aslında yine her gün polen toplamış olacaksınız. Ama arılarınızı üzmeden, içerideki kolonun düzenini sarsmadan. Şimdi polen nasıl toplanıyor? Hep beraber kovanda onu uygulamalı bir şekilde görelim. Önce şu çıtaları bir çıkartalım. Daha rahat göstermek istiyorum. Evet. Evet, çıtalarımızı çıkardık. Burada göstermek istediğim yer şurası. Bakın, bu bölüm az önce sizlere gösterdiğim bu tel gözerle aynı sistemi. Arı değerli arkadaşlar buradan bakın. Eğer ben bunu şu şekilde yaparsam arı normal girişini sağlayacak ve hiç alt taraftan değil kovanın yine normal bir gözünden girecek. Yani poleni ile beraber içeriye girmiş olacak arı. Eğer ben bunu şu şekilde yukarı çekersem, şöyle gösterelim. Evet. Bu şekilde yukarı çekersem şu an kovanın bu girişini kapatmış oluyorum. Yani şu girişini kapatmış oluyorum. Onun yerine alttan girişe arıyı zorluyorum. Ne demek bu? Yani şuradan girecek arı. Ve buradan giren arı kovanın içerisine polenini bırakmak isteyecek. Fakat şu gördüğünüz deliklerden geçemeyecek. Geçemeyecek. Bunu bir arı olarak düşünün. Maalesef şu şekilde bir şey olacak. Şöyle gösterelim. Bunu bir arı düşünün. Ayaklarında geçmeye çalışacak. Evet. Fakat geçemeyecek. Düşürecek. Bakın. Şöyle düştü. Bu düşen polenler aşağıda bize birikecek. Nerede birikecek değerli arkadaşlar? Tam da bunun içine bu şekilde birikecek. Bunu da şöyle göstermek istiyorum size. Tabii ki bunu değerli arıcı arkadaşlarımız biliyorlar. Ama merak edenler için polen toplama videosunu bizlere tanıtır mısın diyen dostlar için ya da nasıl toplandığını tam bir bilgiyi ya da bilgilerimizi tazeleyelim diyenler için bunu anlatıyorum. Değerli bu işi bilen, tecrübesi olan meslektaşlarımız zaten bu çalışan sistemin nasıl olduğunu biliyorlar. Daha sonrasında bizler bahsettiğim yöntemle topladığımız bütün polenleri alıyoruz. Çekmeceleri bu şekilde alıyoruz. Bakın burada bizim topladığımız polenler var değerli arkadaşlar. Bunlar bu şekilde böyle böyle bir sürü birikecek. Biz bunları alıyoruz. Kurutuyoruz. Şöyle bir avuç polen. Bu arada benim de canım çekti. Tüketeceğim. Bismillah diyeyim şöyle. Kerem istiyor. Kerem işi çözdü. Bir de ekibimizde bir arkadaşımız daha var. O da diğer kamerada. Sevgili Mehmet Ali kardeşim. Sana da birazdan vereceğim. Sen de tadarsın. Hem misafir hem de işi bilen bir kardeşimiz. Bahsettiğimiz gibi biz polenlerimizi eşimize, dostumuza, sevdiklerimize üretiyoruz. Sistem çok basit. Arıyı alttan girmeye yönlendiriyoruz. Arı alttan gireyim derken yuvarlak sadece kendisinin geçebileceği olan kadar yerden geçerken polenleri ayaklarındaki çeperindeki polenlerini alttaki tepsiye düşürüyor. Biz de bunları alıyoruz. Uygun koşullarda muhafaza ediyoruz. Bazen gölgede kurutuyoruz ya da direkt eleyerek difrize atıyoruz. Yaş ya da kuru polen isteyen sevgili dostlarımız olduğu zaman onlara bu ürünleri veriyoruz. Yaş polen ile kuru polen arasında fark var mı? Yaş polen ile kuru polen arasında hiçbir fark yok. Sadece
Yaş poleni dolapta muhafaza etmeniz daha uygun olacaktır değerli arkadaşlar. Kuru polen dışarıda da kalsa olur. Bakteri ürememesi gerekiyor. Ve bu sebepten dolayı yaş polenin muhafazası her zaman dolapta ve cam kavanozlarda durmalı. Kuru da aynı şekilde ama kuru da çok da endişe etmeyiniz. Arkadaşlar, arılarımıza bahsettiğimiz gibi buradan geçerken arı kovana giriyor. Bir bakıyor ayaklarında polen yok. Allah Allah diyor ya, vardı ne oldu? Hemen tekrardan gidiyor yeni polen getiriyor. Yine bir çıkıyor bakıyor yok. Tabii ki bu durum beni biraz üzüyor. Ben bir doğa severim, aktivistim, hayvan severim. Arılara vicdansızca, endüstri amaçlı, tamamen para kazanmak istiyorum, başka bir şey düşünmüyorum diyen insanlardan olmadığım için arılara zehir fışkırtacağım, amitraz yapacağım, filometrin yapın, olsun olmasın, var rovu yapın, şunu yapın, bunu yapın, şekerin en kralını fazla fazla verin, şunu yapın, bunu yapın diyenlerden olmadığım için ben her zaman arılığımda sadece her kovandan haftada 3 gün polen topluyorum ve 3'er saat. Çünkü belli bir zaman sonra hemen vicdanım dur diyor. Ve tekrardan hemen bu bölümü aşağıya indiriyorum ve tekrardan girişlerini kendisine polen sağlayabilecek bir şekilde sağlıyoruz. Neydi kuralımız? Aslında benim de kuralım. Arılarda 3 görüyorsak 1 almaktı. Değerli arkadaşlar, buna özen verirsek bereketimiz de her zaman artacaktır. Daha güzel olacaktır. Etrafımızda bulunan polen veren, nektar veren bitkileri tanıyalım. Onlar hangileri, nedir, hepsine bakalım. Bunları bu şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Eğer tecrübemiz az ise çevrenizde bulunan arıcılara da danışabilirsiniz. Hangi mevsimde nereden polen geliyor diye. Topladığımız polenleri dolapta muhafaza edelim, eleyelim. Örneğin bazı polenler var, biraz acı olduğundan dolayı tüketilemiyor. Örneğin bizim bölgemizde yaz aylarında olan ayçiçek poleni biraz acı olur. Sonbaharda da kesinlikle polen toplamamanızı öneririm. Çünkü yavrular için en önemli döneme girmiş bulunuyoruz o dönemde. Arıların polen haricinde değerli arkadaşlar bir de arı ekmeği vardır. Hani dedim ya az önce, arılar girerler, gözlere yerleştirirler. Bunları alırız. Daha sonrasında fermante edilmiş, şu an ekranda da gözüküyor, arı ekmeği diye yazarsınız, görürsünüz. Bu arı ekmeğini de değerli arkadaşlar sizler tüketebilirsiniz. Bu fermante olmuş besin değeri polene göre bir tık biraz daha fazla olabiliyor ama polen daha hemen hemen yakın değerleri taşıyor. Hiç bu konuda endişe etmeyin eğer direkt bu ürüne ulaşamıyorsanız da. Şu anda da meşhur virüsler, meşhur şunlar bunlar var. Bağışıklık sistemimizi tam da güçlendirme zamanındayız. Ballarımızı yiyeceğiz, polenlerimizi yiyeceğiz, propolisimizi yiyeceğiz. Arı ekmeğimizi yiyeceğiz. Arı ürünlerini, özellikle bakın propolis, su bazlı olsun olmasın, propolisi hayatımızdan asla eksik etmeyin. Bağışıklık sistemini sizleri virüslerden tamamen koruyacaktır. Ve ürünlerinizi lütfen, yalvarıyorum, arıcılardan alın değerli arkadaşlar. Etrafınızda illaki arıcılar vardır. Onlara sorun, bulun, edin, ürünlerinizi arıcıdan alın. Doğru, ahlaklı, işini güzel yapan arıcılardan alın. Değerli arkadaşlar, her şeyi layıkıyla alın. Beraberinde bizlere gelen en büyük şikayetlerden biri, abi sürekli bizlerle pazarlık yapıyorlar. Biz huzursuz oluyoruz. Bizler de kendimiz de ürün satıyoruz. Bizim bir sitemiz var, sonergüner.net. Tabii ki bir site olduğu için orada bir pazarlık söz konusu değil ama. Değerli arkadaşlar, bazı arıcılarımızın pazarlarda da satanlar var. Bunları arıcı olduklarını biliyorum. Israrla pazarlık yapılıyor. İnsanlar bir yere gittiğinde bahşiş bırakıyorlar ya da bir yerde mertlik yapabiliyorlar. Ama bu esnafa geldiğinde, böyle küçük üreticilere geldiğinde maalesef şu kadar olmaz mı, bu kadar olmaz mı diyor. Eğer buradan tüketici arkadaşlar varsa da arıcıları üzmeyin ne olur. Onların emeklerine saygı duyun. Aslında onlara destek vererek sadece polen, sadece arı sütü almış olmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Beraberinde bakın badem ağaçları, bir sürü meyve, kirazlar, domatesler, biberler, onların da üretimine katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Yani arıcıya ne olur destek verin. Her zaman arıcının yanında olun. Arıcı arkadaşlarımıza da buradan tembihlemek istiyorum. Ne olur ürünlerinizi kullanırken başkalarına bakmayın. Bunu kullanın, bu ilacı kullanın, şunu kullanın diyenleri aldırmayın. Ne olur aldırmayın. En güzel doğal alanı üretmeye çalışın.
flümetrin, amitraz, flovin, o tarz zararlı ürünlerden arılarınızı ve kendinizi uzak tutun. Tamamen balda, propoliste, arı sütlerinde kalıntı bırakan ilaçları kullananlara kesinlikle itibar etmeyin. Sizler doğru olanı doğru olarak kullanın değerli arkadaşlar. İsim vermeyeceğim ama yeri gelirse de şunlar diyeceğiz artık. Yapmayın, böyle ilaçları kullanmayın ya. Kullanmayın arkadaşlar. Son olarak sizlere şu şekilde toplamak istiyorum değerli arkadaşlar. Ne yapacağız? 1. Haftada her aralığımıza 100 tane aralığımız var. Onlara gün belirliyoruz. Sonuç olarak bir kez daha topluyoruz. 3'er gün vicdanlı olalım. Ve 3'er saat bunlardan polen toplayalım. Gerisi evelallah, arımız da zarar görmesin. Arımız da bir şekilde gelişsin. Bize dediler ki abi korona var. Bu bizim ülkemize de geldi. Daha önce biz videolar çektik. Henüz o zaman yoktu. Ne yapacağız, ne edeceğiz? İnsanlarda bir panik, bir heyecan. Eyvah, mahvolduk, fena olduk. Olay öyle bir hale geldi ki. Yani yarın öbür gün, ya abi sen nesin? Korona, eyvah, aman abi, aman. Ya da mesela böyle kanser oldum ben. Aman abi, iyi ki kansersin. Allah'tan korona olmamışsın. İnanın bu durumlara gelen bir olay oldu. Değerli arkadaşlar, ülkemizde 300-400 günde kalp krizinden ölen, 300-400 kanserden, trafik kazalarından, sigaradan, alkolden ölen insanlar her taraf. Belki biz de o kaderi paylaşacağız. Allah muhafaza. Hepiniz Allah korusun. Ama ülkemizde öyle gereksiz bir korona paniği var ki insanlar arasında. Her şey mahvolacak, yok olacak, gidecek. Grip bir virüs, sadece hızlı yayılıyor. Ama size verdikleri telaş, size verdikleri panik kadar inanın endişe edecek bir şey yok. Kendi kişisel önlemlerimizi alacağız. Kişisel dezenfektanlarımızı kendimiz üreteceğiz, kendimiz yapacağız, kendimiz kullanacağız. Hatta bunlarla ilgili nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bizde kolonya kalmamış, şu kalmamış, bu kalmamış. Bol bol arı ürünlerini kullanın. Arı ürünleri sizin vücut direncinizi artıracak. Sadece bu virüsle alakadar değil, gerçek hayatınızda da bizler polen videolarımızı çektik az önce. Bunlarla da alakadar bir sürü değerli arkadaşlar ürünleri kullanın. Propolis'i kullanın, hayatınıza sokun. El dezenfektanını yapın. Bilinçleneceğiz. Ama böyle mahvolduk, eyvahlar, vahlar, samimiyetimle söylüyorum, böyle bir durum yok. Bu sayı 50'dir, 100 de olur, 200 de olur, 1000 de olur. Zaten günde binlerce insan bu grip denilen hastalığa yakalanabiliyor. Bu da onun bir türü değerli arkadaşlar. İnanın ki ya abi sen de biraz sanki fazla böyle hafife alıyorsun. İnanın hafife almıyorum. Başımıza da gelebilir. Yani bizim de başımıza gelebilir. Bizler üzerimize düşenleri tabii ki yapacağız. Fakat heyecana, korkuya, dehşete kapılmaya gerek yok ki. Günde yüzlerce ölen, yüzlerce hastalıktan, yüzlerce kendi ihmalimizden olan kazaları, hataları, sigaradan, alkolden bunları görmeyip bunda kitlenmek tamamen komiklik. Başka da bir şey değil. Evet, bizler bununla ilgili bir dezenfektan videosu yapmıştık. Kendi dezenfektanımızı nasıl yapacağız? Birazdan Kerem kardeşim bu konuyla alakadar videoyu da sizlere yayınlayacaktır bu videomuzla beraber. Kendi dezenfektanınızı da yapabilirsiniz. Onlarla ellerinizi değerli arkadaşlar spreyleyebilirsiniz. Onlarla koruyabilirsiniz, muhafaza edebilirsiniz. Ve uykunuza, gıdanıza, bunlara dikkat ettiğinizde de evelallah pek de bir sorun yaşamayacaksınız. Buna samimiyetle söylüyorum, emin olun. Ve bitki çaylarını tüketelim. Bu defne olur. Karışık bitki çayları var. Bağışıklık sistemimizi güçlendirici. Onları değerli arkadaşlar bol bol tüketin. Bol bol sıvı tüketin. Sadece bu virüsle alakadar söylemiyorum. Ama hayatımızın bir şekilde bir yerine bunları yerleştirelim. Arı ürünlerini, propolisi bir şekilde yerleştirelim. Değerli arkadaşlar, size daha önceden bahsettiğim ama bak burada değerli arkadaşlar dediğim noktayı ayrı bir video yapacaksın, tamam mı? Değerli arkadaşlar, sizlere daha önceden bahsettiğim ama maalesef çok da ciddiye alınmadı bir içerikten, bir üründen bahsedeceğim. Bu ne biliyor musunuz? Bu bizi koronaymış, toronaymış, şuymuş, buymuş, gripmiş, bunlarmış. İnanın kanser, kalp hastalıkları ve daha birçok şeyden koruyan inanılmaz bir ürün. Ecdadımızın bir ürünü. Sedir katranından bahsedeceğim. Abi daha önce duymadık, duyanlar da vardır. Öyle mucizevi bir ürün ki,
Öyle harika bir ürün ki yalvarıyorum size. Ne olur hayatınızın bir yerinden bir şekilde girsin. Bu ürüne bir şekilde buluşun değerli arkadaşlar. Sedir katranı Profesör Doktor Muhsin hocamız var. Üsküdar Üniversitesi'nde çalışma yapıyor. Fransa ve Fas üniversiteler beraber bir çalıştay düzenlediler. Bu sedir katranının inanılmaz etken maddelerini araştırıyorlar. Ve insan vücuduna öyle faydaları var ki kolesterol, şeker, kalp hastalıkları, kanser tedavilerinde yalvarıyorum size. Eşinizden, dostunuzdan bu ürünün yalnız doğal olarak üretilenini muhakkak bulun. Bu sedir katranını hayatınıza ne olur yerleştirin. Bakın, örneğin virüs mü var? Virüs zaten bizim burnumuzdan, ağzımızdan bir şekilde girdiğinde değerli arkadaşlar bir müddet ağız ve boğazımızda duruyor. İşte bu ürünü kullanacağız. Bizim virüsler ilk önce burnumuzdan, ağzımızdan, boğazda ve yutak bölümünde bir müddet duruyor değerli arkadaşlar. O bölümdeyken de bunu inanın alın, parmağınıza değdirin ve tadın. Değerli arkadaşlar şöyle size açayım bunu. Parmağımıza değdiriyoruz bu ürünü ve parmağımıza değdirdikten sonra da bu ürünü tattığımızda bize kanserden, virüslerden tamamen koruyacak. Bu ürün inanın şu an boğazımı böyle tamamen kaplıyor. Doğal olarak bir çeper sağlıyor. Tattığınız an benim ne demek istediğimi o kadar güzel anlayacaksınız ki. Hani böyle abi ben sanki böyle hasta olacağım. Sanki boğazım ağrıyor. Ertesi gün böyle sanki kendimi hasta hissedecekmişim gibi. İnsanların öyle dönemleri olur ya. Tam o zaman bu ürünü kullanın. Çok şaşıracaksınız. Sanki bir spatula ile kazıyormuş gibi söküp atacak. Size yalvarıyorum. Benim hiçbir maddi menfaatim yok. Bu ürün zaten ben Trakya'dayım. Bizim bu bölgemizde sedir ağaçları yetişmiyor. Biz bu ürünü üretemiyoruz. Ama üreten Toroslar bölgesinde üreten çok değerli dostlarımız var. Ve güvendiğim onlar aracılığıyla alıyoruz. Ve doğal buradan Adem kardeşimize de Ali abimize de selamlar olsun. Buradan doğal yollarla üretiliyor ise değerli arkadaşlar muhakkak o şekilde kullanın. Yoksa bazı aroma verici, bazı kimyasallarla üretenler var. Onları almayın. Sedir katranını size bir kardeşiniz olarak beni görün. İnanın bize bunu öyle unutturmuşlar. Öyle unutturmuşlar ki her şeylerde mahrum etmişler. Bakın bir saç kıran problemi yaşayan dostumuz mu var? İnanın sürsün. Elinde yara mı var? Sürsün. Geçmeyen yaralar mı var? Bakın çok şaşıracak o arkadaşlarımız. Egzama, sedef hastaları lütfen rica ediyorum. Bu ürünü her yerden temin edebilirsiniz. Benim hiçbir menfaatim söz konusu değil. Her yerden. Tabii ki bizim de kendi isteyenler için bulunduruyoruz sitemizde. Ama sizler istediğiniz her yerden alabilirsiniz. Her yerden bu ürünü kullanabilirsiniz. Yeter ki doğal olsun. Bakın öyle dualar edeceksiniz ki bana. Ya abi gerçekten harikaymış. Ya biz bunu nasıl unutmuşuz? Nasıl yetmişiz? Çam katranı da var. Ardıç katranı da var. Onlar da olabilir ama sedir katranı değerli arkadaşlar. İhmal etmemeniz gereken ve kullanmanız gereken. Virüslerden harici ve dahili bütün değerli arkadaşlar yaralardan kullanabilirsiniz. İç hastalıklarında. Bağırsak kurtlarınız mı var? Olsun olmasın. İnanın tadarmış gibi ağzınızdaki o reçine tadını, ağzınızdaki o tadı aldığınızda benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. İlk önceleri öyle bir mayhoş bir tat, değişik bir tat gelecek ki size Allah Allah diyeceksiniz ama şu an sevgili Kerem kardeşim, inanın bağımlısı oldu diyebilirim. Çayına dahi damlatıyor. Öyle sevdi ki o da önceleri bu işe biraz farklı bakıyordu ama o kadar hoşuna gidiyor ki şimdi o kadar düzenli kullanıyor ki anksiyete, depresyon, iç hastalıkları, karaciğer enzimleri. Bakın tabii ki her şeyin çaresi budur demek manası değil. Ama bir akciğer kanseri olan değerli dostumuz varsa, bir kanser hastalığı teşhisi olan bir değerli dostumuz ya da başka sorun, ciddi sorunları yaşayanlar varsa ne olur kullansın. İlla ki vardır, buna bir şekilde ulaşabilirsiniz.
bir şifadır, sebeptir, kapı aramaktır. Ve kapının da en güzel yeri şu an sedir katranı. Bir kardeşiniz olarak, samimi olarak bunu söyledim size. Bunu hayatınızdan ihmal etmeyin. İşte bu virüsler için de etkili, gayet de güzel bir katran. Aynı zamanda bu katranı değerli arkadaşlar, bizler kamp alanlarımızda kullanıyoruz. Beraberinde Varroa, arılarda Varroa ilacında kullanıyoruz. Varroa ile mücadelenin doğal yönteminde kullanıyoruz. Beraberinde bunu bazı yabancı ülkeler ağaçlara sürüyor. Domuzlar dahi ağaçlara sürüyorlar. Oraya gelip parazitlerinden kokusunu kilometrelerce öteden tanıyorlar. Sürtünmek için geliyorlar ve daha sonra avcılar bunları avlıyor. Taktik amaçlı dahi kullanıyorlar. Harika bir ürün. Ne olur bu ürünü hayatınızdan çıkarmayın. Kardeşinize de dua edeceksiniz. Emin olun. Değerli arkadaşlar, katrandan da bahsettik sizlere ve beraberinde evinizde defne yaprağı da Varroa için yakın. Yakın, bakın burada defnelerimiz var bizim. Yakın, tutuşturun, mis gibi. Bizim bir defne yaprağı videomuz vardı. Onu da aynı zamanda izleyebilirsiniz. Bizler kendimiz de defneleri bu şekilde evde yaktığınızda o korona ya da benzeri virüsleri de ortadan kaldırdığınız gibi içeride bulunan enerjiyi de aynı zamanda yükseğe çıkaracaksınız. Başka bakterileri de ortadan kaldıracaksınız. Astım hastaları solunum yollarında da birebir gelecek. Harika gelecek onlar için. Muhteşem gelecek. Değerli arkadaşlar, yine az önce söylemiştim sizlere. Bizim bir ürünümüz, o da şu. Bunu yaptık. Nasıl yaptık? Şimdi uçucu yağları bu şekilde sıkın evinize, ellerinize sıkın, dezenfekte edin. Bu şekilde hem elleriniz için harika, müthiş. Şimdi bu güzel ürünü de nasıl yapıldığını gelin hep beraber bakalım. Değerli arkadaşlar, malum gündem virüs, her şey karışık, kolonyalar bitmiş, el dezenfektanları yok, varsa da çok pahalı. Bazı fırsatçılar bunları maalesef kendi mevfiyatlarını 3-5 lira için kendi kişiliklerinden, kendi karakterlerinden ödün veriyor insanlar. Yazık tabii ki. Bize sorulan bir soru var. O da nedir? Abi, biz kendimiz doğal olarak bu dezenfektanı yapabilir miyiz? Nasıl bir yol izlemeyelim? Etrafta şöyle yap, böyle yap, bir sürü öneri var. Senin fikrin var mı? Bizler de doğada bulunduğumuz için bize çok sorulan sorulardan birisi bu. Ve bizlerin hem doğal arıcılıkta nasıl uygulamalar yapıyorsak kendi şahsi hayatımızda da bunlardan birkaçını tatbik ediyoruz. Değerli arkadaşlar, öncelikle bir fısfıs alıyoruz. İçerisinde ben gelmeden önce elma sirkesi ve su koydum. Ve içerisine yine reklam olmasın diye kapatıyorum. Şöyle birkaç damla olarak ısırgan otu yağı damlatıyoruz. Bunu da sağ olsun değerli arkadaşımız bize Sedat gönderdi. Üretimini o kendisi yapıyor. Evet. Şöyle yaklaşık 10 damla kadar bunlardan damlatıyoruz. Evet. Isırgan otu yağımızı damlattık. İçerisine şimdi kekik yağından damlatacağız değerli arkadaşlar. Onu da şu şekilde açalım. Bunları biz daha öncesinden Varroa mücadelesinde kullanmıştık bu yağlarımızı. Elimizde vardı. Onları değerlendiriyoruz. Sizler aktarlardan da alabilirsiniz. Evet, yaklaşık 10 damla kadar da kekik yağından damlatıyoruz. Bu oranlar değerli arkadaşlar abartmamak şartı ile sizlerin kendi göreceli imkanlarınıza bağlı. Fazla da koyabilirsiniz. Çok aşırı olmamakla birlikte ama 10'ar damla 1 litre karışım için en ideal olanı. Ve değerli arkadaşlar olmazsa olmazımız, içerisinde zaten elma sirkesi vardı. Bir miktar su vardı. Yaklaşık 1 su bardağı değerli arkadaşlar su, 1,5 elma sirkesi vardı. Ve içerisine bir miktar da kekik suyu koyuyoruz. Bu şekilde. Kekik suyumuzu da koyduk. Yine beraberinde varsa imkanımız okaliptus yağı koyacağız. Beraber tarçın yağı, karanfil yağı çok önemli. Eğer bulursanız karanfil yağını muhakkak içerisine yine 10'ar damla olarak uygulamanızı tavsiye ediyorum. Nane yağı, çay ağacı yağı ve defne yağı. Bunları attıktan sonra değerli arkadaşlar karışımımızı kapatıp çalkalıyoruz. Çok güzel, çok doğal bir karışım elde etmiş oluyoruz. Ellerimize sıkıyoruz. Şöyle. Aynı zamanda kendi hijyen haricinde değerli arkadaşlar elimizin sağlığı için,
İnanın o kadar hoşunuza gidecek ki ellerinizi yumuşacık yapacak. Dezenfektanlarda temel olarak amaç şudur. Elinizde bakteri varsa o an yok eder. Ama bir müddet sonra dezenfektanın kalıcı özelliği ortadan kalkar. Yağlarda ise bu dezenfektan kaplaması elinizde bir streç film gibi kaplanacaktır. Ve bu uygulama 4-5 saat kadar ne hangi cismi tutarsanız beraberine bakterileri de yok edecektir. Ve birçok virüsü de yok edecektir. Arkadaşlar sizlere kendi evinizi de tavsiye ediyorum. Evde arada hem ortamı havalandırmak amaçlı hem de kendinizin bu temiz havayı askıda bulunan o partikülleri aşağı indirmek için bu şekilde birkaç uygulamayı yaptığınızda bütün çökeltiler de aşağıya indirecektir. Ve bütün bu zararlı bakterileri de virüsleri de etkisiz hale getirecektir. Bu demek değildir ki tamamen bunu uygulayalım. Beraberine kendi hijyen sağlığımıza tabii ki çok dikkat edeceğiz. Ama bizlere ısrarla sorulan bir soruydu. Kendi doğal dezenfektanımızı yapabilir miyiz? Gayet de güzel yapabiliriz. İşte onlardan bir tanesi bu. İçerisine alkol hassasiyetiniz yok ise bir miktarda etil alkol koymanız bu oranı daha da yükseltecektir. Kendiniz kendi imkanlarınızla en doğal çözümleri bulabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olunuz.